anda. İstersen biraz daha geriye çekilelim. Evet, Balıkesir Haber TV'de bir canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, şu anda yine biz deprem bölgesine bir canlı bağlantı gerçekleştiriyoruz. Şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz. Balıkesir İl Müftümüz Celal Sürgeç orada ve orada yapılan çalışmaları bize aktaracak. Hocam, sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum Ramazan Bey. Tamam, peki. Duyuyorum. Hocam, şu anda yayındayız. Şimdi öncelikle siz orada anladığım kadarıyla Kahramanmaraş'ta Diyanet Koordinatörü olarak şu anda görev yapıyorsunuz. Doğru mu hocam? Doğrudur, aynen. Evet. Şu anda durum nedir sizin açınızdan hocam? Cenazelerle ilgili bütün biraz bilgi alalım sizden. Buyurun. Evet, öncelikle geçmiş olsun diliyorum tüm ülkeme, Kahramanmaraş'a, deprem bölgesine. Allah-u Teala bir daha böyle bela, musibet, afetlerden bizleri muhafaza eylesin, göstermesin diyorum. Tabii ben Kahramanmaraş'ta 4 yıl 3 ay görev yaptım. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımız burayı bilmem sebebiyle burada koordinatör olarak bizi görevlendirdi. Hemen depremin ikinci günü biz buraya hareket ettik. Buraya geldik. Tabii burada yoğun bir defin cenaze faaliyeti vardı. Defin faaliyeti vardı. Kapıçam isminde bir mezarlığımızda gece gündüz demeden eksi 10 derece gece eksi 10 derece soğuğun altında ülkemizin dört bir yanından gelen bay ve bayan din görevlilerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz, imam hatiplerimiz burada cenaze defin hizmetlerinde bulundular. Kardeşlerimizi depremde enkaz altında kalan tüm kardeşlerimizi İslami usullere göre abdestini aldırdık, kefenledik ve namazını kılıp defni yaptırdık. Öyle oldu ki bazen sahipsiz, kimsesiz cenazeler de geliyordu, sahipleri de yoktu. Onlar da enkaz altında kalmıştı. Ve onların hem namazını biz kıldırıyorduk, hem helallık biz veriyorduk, cemaatle biz oluyorduk, helallık da biz alıyorduk, defin de biz yapıyorduk. Bu şekilde yoğun bir faaliyeti orada bir hafta boyunca yoğun bir defin faaliyeti oldu. O kısmı bitirdik. Şu an itibariyle şehirde manevi destek hizmetleri yapıyoruz. 21 bölgede çadır kent oluştu. Bu çadır kentlerden 16 tanesinde bay ve bayanlar için mescitler Dinliyorum hocam. yaptık. Mescitler çayan orada manevi rehber olarak görev yapmakta. Ayrıca bu çadır kentlerde çocuklarımız, yavrularımız en büyük depremin etkilediği kesim olan yavrularımız özellikle 4-6 yaş grubundaki yavrularımıza yönelik 4-6 yaş Kur'an kursu öğretmenlerimiz ülkenin tüm her tarafından buraya geldiler. Onları organize ediyoruz. Orada da onlara yönelik faaliyetler yapıyorlar. Çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Ve bu arada gençlerimizi ihmal etmiyoruz. Gençlik koordinatörlerimiz buradalar. Onlarla da faaliyet yapıyoruz. Hülasa bir tarafta insanımıza dini, manevi hizmetler ifade ederken diğer tarafa kadar su olabilir, soba olabilir, kömür olabilir. Bunu ifa etmeye, bunu götürmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz Ramazan Bey. Hocam, şimdi ilk birkaç gün belki de o kurtarma çalışmaları anlamında belki bir takım aksaklıklar mutlaka olmuştur. Ama siz ilk günden itibaren işte o dini vecibelerle ilgili bütün gerekleri, her şeyi yerine getirdiğinizi ve dolayısıyla o anlamda hiçbir sıkıntı olmayacağını ifade ettiniz. Hocam, şimdi bir şey döndü. Öncelikle görüntü döndü. Onu bir tekrar yan çevirebilir miyiz hocam? Görüntü bağlantı kesildi mi? Hocam, duyuyor musunuz beni?
zannediyorum bağlantı kesildi. Yani aslında bu bağlantı bile, hocamın anlattıkları bile, Celal hocamın anlattıkları bile orada cenazelerin dini vecibelerinin yerine getirildiği, her türlü hizmetin verildiğini bizlere açıkladı. Bu bağlantıyı da bu şekilde tamamlamış olalım. Sonraki günlerde yine hocamızla tekrar buluşuruz. Şimdilik canlı yayının sonuna geldik.